Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız benden mont örnekleri sunmamı istedi. Bütçesini tam olarak bilmediğim için birkaç tane mont örneği sunacağım. Bunların hepsi kışlık mont olacak. Bu mont 460 lira değerinde bir tane mont. Şöyle kapatayım ve göstereyim. C onaylı korumaları var. Venom'un hani sürtünmeye, yıpranmaya dayanıklı bir tane dış kumaşı var. Bilekleri cırt cırtlı ve hani çıt çıtı var. Çıt çıtla kapanıyor. Cırt çıtları var. Burada da tekrar çıt çıtları var. Fermuarla kapanıyor. İçinde bir tane astar tabakası var. Bu astarı şuradaki fermuarlardan çıkartabiliyorsunuz. Sırtında bir tane yumuşak bir koruması var. Sırttan da görünüşü böyle. Dediğim gibi bu 460 TL'lik bir tane mont, Venom'un bir montu. Hemen adını da söyleyeyim. Venom V85 Racing. Yani racing bir mont bu. Dirseklerinde özel korumaları var. Omuzlarında özel korumaları var. Hani tam olarak motor tipini de yazmadığı için arkadaş. O yüzden hani şey olarak paylaştım. Hani böyle çeşit çeşit montlar sunuyorum ben de. Hani bu 460 liralık, işte 500 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık birkaç tane mont sunacağım. İç tarafında astarı çıkabiliyor demiştik. İç tarafında, bu tarafında cepleri var. İsterseniz bunu cüzdan ve ruhsat olarak kullanabilirsiniz. Yan tarafında iki tane cebi var. Üst tarafın şuralarında körük mekanizması var. Hani şöyle durduğunuzda rahatlıkla sizin şeklinizi, vücudunuzun şeklini alabilmesi için körük mekanizmaları yapılmış. Ve kollarında, şuralarında ayarlama yerleri var. Şunları da cırt cırtla rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Arada sırada şu gidiyor galiba. Kollarında ayarlama yerleri var. Venom'un bu montu 460 lira değerinde. V85 Racing. Rolefin Quadra montunu zaten tanıtmıştım arkadaşlar. Bu montu tabii ki giyerek göstereceğim. Bu da 539 liralık bir mont. Bu montlar gerçekten hoşuma gitti. Hani Rolefin montlarını birkaç tanesi. Bir önce neydi? Columbia'ydı galiba. Onu tanıtmıştım. Şimdi bunu tanıtıyorum. Rolef'in bu montu da gerçekten iyi. Yani kış sürüşleri için gerçekten biçilmiş kaftan diyebilirim. Hani fiyat ve şey bakımından, ne denir, performans bakımından bakarsanız. İç tarafında astar var. Astar çıkabiliyor. Çift tarafında cep var. Hemen şuradan ulaşabileceğiniz bir cebi var. Şimdi önünü kapatalım kısmen. Şuradan mikrofon kapanmasın. Kolları her yere ayarlanabiliyor. Çıt çıtla yapılmış. Çıt çıtla kapanabiliyor. Şuralarında, kol ağızlarında özellikle açılabiliyor ve içinde file dokusu var. Bu yazın sürüşlerinizde rahat olmanızı sağlayacak. Çift taraflı bilek tarafında şöyle çift taraflı, şöyle biraz daha yakından göstereyim. Çift taraflı çıt çıtları var. Şu bilek tarafında da şöyle şuraya kadar kapanan fermuar var. Şuralarında da çıt çıtları var. Şuralarında da çıt çıtları var. Şuralarında da tabii kapanıyor. C onaylı korumaları var. Omuz ve dirsek korumaları var. Dirsek ve omuz korumaları var. Sırtında da bir tane soft koruma var. Arka tarafını gördüğünüz gibi şöyle tamamen göstereyim. Boynu yüksek ve hani cırt cırtla şuraya kadar kapanıyor. Şuraya kadar kapanıyor. Şuralarında hem cırt cırtlı hem şöyle su geçirmez yerleri var, cepleri var. Şurasında bir tane yan cep var. Bu da su geçirmez bir cep. Ve şu yanlarında birer tane daha cep var. Bunlar da su geçirmez. Belinden de zaten tokalı ayarlanabilir. Bu da 539 lira, 530 lira civarında bir ceket. Rika'nın bu montunu sunuyorum şimdi de bir üst mont olarak. Ucuz versiyonlara bir tane farklı versiyon olarak ekleyeceğim. Bunun linklerini ve fiyatını da zaten paylaşacağım. İç tarafında bir tane astarı var. Astarı çıkartabiliyorsunuz. Şurasında bir tane cebi var. Telefon cebi. Burasında normal bir cebi var. Şurasından kapanıyor. Bu bana bir iki beden kadar büyük. Şöyle kol ağızlarında şöyle cırt cırtlara sahip bir fermuara sahip ve kollarında şuralarında bantları var. Çıt çıtları var. Bu çıt çıtlarla da vücudunuzda olmasını sağlayabilirsiniz. Bu hani 4 mevsim değil 3 mevsim bir mont.
Şöyle tekrar açayım. İç tarafını tamamen çıkartıp yazın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dış tarafı korumalı, kol ağızları ayarlı, dirsek ve omuz korumaları var. Arkasında da iyi bir sırt korumasıyla beraber geliyor. Bunun fiyatı da hani çok yüksek değil. Ortalama bir fiyatta bir monttur. Özellikle hani arkadaş bize belirtmediği için bu montları sırasıyla paylaştım. Bundan sonraki mont da Speeder'in yani bir üst mont, bir üst versiyon mont olarak paylaşacağım onu da. Hepsinin linklerini dediğim gibi açıklamaya yazıyorum. Şimdi diğer monta geçelim. Bu da Speeder'in H2 Out yani yağmur geçirmeyen, su geçirmeyen ceketi. Speeder'in bu versiyonu ise gerçekten hani üst bir model, gerçekten iyi bir model. Zaten hani bunu giydiğinizde, hani buraya gelip denerseniz giydiğinizde zaten farkına varırsınız. Çift katman var, bir tanesi yağmur katmanı, bir tanesi sizi soğuktan koruyabilecek gibi yapılmış. İçinde Speeder artık eskiden kas suyu kullanıyordu biliyorsunuz, artık kullanmıyorlar. Bu gerçekten korumalı, güzel bir mont. Şöyle açayım. Görüntüye çıktım. Fark eder mi senin için? Tamam. Yani kol ağızları özel yapılmış. Özellikle böyle sıkıştırabileceğiniz şekilde yapılmış. Çıt çıtlı şekilde yapılmış. Ve şuralarından kolunuza göre oturtabiliyorsunuz. Şuralarından da kol ağızlarını kollarınıza göre tamamen sıkıştırıp alt tarafında da şuradaki havalandırma yerlerini görebiliyorsunuz. Bunları da isterseniz hani sıcak günlerde açabilirsiniz. Biraz daha sıcakladığınız zaman açabilirsiniz. Gerçekten üstün bir mont. Bunun fiyatını da tamamen paylaşacağım zaten. Şurada dediğim gibi hani C10 ile hani vurunca sertleşen, çarptığı anda sertleşen korumalara sahip. Bu korumalar da gerçekten sizi kazalarda en üst maksimum düzeyde koruyacaktır. Sırtında bir koruma yok yalnız. Buna ek olarak sırtında bir koruma almanız gerekiyor. Tamamen sizi yağmurdan korumak, rüzgardan korumak için yapılmış bir mont. Her tarafında su geçirmez cepleri var. Hem yan cepleri var, hem havalandırma yerleri var. Ve hani şuradan da açtığınız zaman şu kısımlar tamamen katlanabiliyor. Ve katlandığı zaman alttan çıt çıtlanabiliyor ve tutabiliyor. İç katmanlarını çıkartabilirsiniz. Yazın sürüşlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle şu bel kısımlarında da şöyle belinize olabilmesi için cırt cırt yapmışlar. Arka tarafında da havalandırma kanalları var. Bu havalandırma kanallarını da isterseniz hani yaz sürüşlerinizde açarak kullanabilirsiniz. Biz Moto Expo'da olacağız. 22-25 Şubat arasında bildiğiniz gibi fuar alanında, Atatürk Havalimanı'nın hemen karşısındaki fuar alanındayız. 11. salon A10 numaralı standtayız. Hepinizi bekliyoruz. İndirimli ürünlerimiz var. Hepinizi bekleriz. İyi sürüşler.